Evet dostlar, yine Farming Simulator. Şu kamyonumuzu şuradan bir alalım. Ya bu kadar tarladan 60 tona yakın mal çıkartıyoruz, güzel. Tamam. Şimdi dur. Gübremiz yok bizim de. O kasayı gübreyle doldurmak yerine gübreyi sıvı zamazingoya şey ettirsem ya ben. Nasıl olacak? O şöyle olacak. Neredesin oğlum? Ekim muhafazaya gelip 1300, 2200, bu 1800 ama önü de 1100. Bir acayip la bu. Bir de 40 metre çok uzun abi. Kaç metresin sen? 18 metresin. Dur şimdi. Bu 24 metre. Bu 21 metre. 1300'lük bu. Bak şimdi 1300'e bunu alırsam ne olur? Bir daha bir bakayım da ben. Dur şimdi. 1300'e bunu aldığımı varsayarsak. Bunun bir de ön paneli var. 1500, 2500... 2800 eder ön paneliyle birlikte. Şimdi bu 30.000'e 1300. Bunu almam daha mantıklı o zaman. Öbürü kasanın içindeki şeyi abi 2000 herbisiti de yiyor ya. Bu 18 metrelik bir alet. Yani abi mecbur bunu alacağım, tamam. Zaten gübre içinde öbür malı almam lazım değil mi benim? Şunu yani. Şimdi dur. Onar.
Bu tamam. Tamam. Şimdi. İçini bir boşaltalım. Hadi oğlum. Şimdi bunu bir bakıma sokalım. Bunu büyütebiliyoruz mu? Geliştirebiliyoruz mu? Bir elden geçireceğiz şimdi. Dur. Bir dakika. Uzantı taktım. On dört bin oldu. 750. Ayarla. Ayarla. Bir de on ar. Şimdi bunu bir kireçle dolduracağız abi. Bizim arsalardan periyodik zaman gereksinimi açtık ya. Bakayım. Peki. Zaman gereksinimini açtık. Kireç gerekliliği de açtık. Bir dakika. Kireç için bana büyük hazne lazım değil mi? Şu... Oha çok pahalıymış lan. 19 bin. Diyor ama çok pahalısın oğlum ya. Yani 20 bin oluyor bunun 68 bin. İyi de paraymış ha. Şimdi bir dakika. Bizim şu sırtımızdaki kaç para?
24'e gidiyor. Bunu satalım abi. Olan para bu. Vallahi sıçtık. Kireç gerekliyi kapat. Ekim muhafazası. Sekiz metre iyidir. Bunu satın al abi. Tamam, bu tamam. Bir de gübre için şunu satın al. Şimcik. Dolduralım bakalım. Şimdi bunu park edeyim, geleyim.
Evet, tarlalarımızı sürme işlemi başlasın. Güzel. Döndür. 6, 7, 8 tane arazi. 8 araziyi de sürdük mü? Bir de bunların ekilmesi var tabi. Şimdi bu cihaz... Şunu bir çalıştır abi. Şimdi şu makinenin bir bakımını yaptırayım abi. Tamam. Şimdi
ekme, biçme, sürme işlerini yapalım. İçerik kaydediliyor. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Yani böyle bir alet daha alsam, bir traktörüm daha var ama çüş. Oğlum arazi aracı mı lan bu? Ne yapıyorsun lan? Gel bakalım pulluk. Kırk bin çok değil mi ya? Yani kaç metre bu? Bir de 300 beygir yani. Bizim traktör buna biraz küçük geliyor gerçi de. Beygir, 240 beygir. De tekerlekli değil, bunun ağırlığını yiyince traktörün önü kalkar havaya. Büyük ihtimalle. Yani modlardan belki... Oha! Bir dakika lan. Tekerleksiz modeller bunlar abi. Şimdi tekerleksiz oldu mu sıkıntı.
Çok büyüksünüz abi ya. Bak tekerleği var bunun. 7.4 metre 180 beygir. 9 metre 300 beygir. Şu iyi, 180 beygire bak. Gayet iyi. Şöyle bir şey yapalım. Bu arazileri sürme işi tam bir eziyet. Sen burayı süre dur abi. Bakalım. Bak 15'te çekiyor, hem de çok rahat çekiyor. Ne aldım lan, kaç metre bu? Gel garaja. Yedi metre bu. Bunu sat gitsin, bundan al lan bir tane daha. Vallahi. Sür çocuğum sen onu. Gel garaja. Sat şunu 20'ye abi. Şunun önündeki ağırlığı da satabilir miyim lütfen ya? Abi sat bunu da. Pulluk, lizard. Şu. Tamam, yeşil olsun. Şimdi buna bir bakım yapalım yolda giderken.
Evet, tamirat yapıldı. Yani öbüründen daha büyük. Park ederken falan biraz yer kaplayacak gibi görünüyor ama olur olur. Çok güzel. Şimdi Mibzer. Bakalım modlardan iş görecek ucuz Mibzer gelmiş mi? Ucuz Mibzer. Bu nasıl bir şey lo? Yuh. Yani 12 metrelik mibzer. Oğlum biraz fiyatı uygun bir mibzer yok mu la? Şu zaten 12 metrelik mibzerdi abi. Bu 6 metrelik mibzer. Küçüğü. Fiyata bak. Abi mibzer pahalı ya. Hocam ikisini bir istemiyorum ya. Abi tek mibzer yapacak bir şey yok. 3 metrelikler var. Yetmiş bin şu an mibzere ben veremem abi. Ama soyayı normal ekim makinesiyle ekebiliyorsun. Güzel tarafı o. Ekicilere gel abi. Var mı ucuz ekici? Şimdi hocam.
Bu sadece ekiyor bak. Ama bu diyor ki hem bunu hem bunu. Şimdi 110 beygirlik bir traktör. Önüne bir şey takılmıyor işte. Önüne takılanlardan lazım bana. Abi 88 beygir çok düşük be ya. Fiyata bak abi. Önüne bir şey takamıyorum ama. Şimdi bu traktör 100 beygir. Benim makine 110 beygir ama. S85'i verdikten sonra abi en mantıklısı o traktör 100 beygirlik olan. Kaç paraydı lan o? 25 bin. Şimdi bunu aldım mı öbürünü alabilecek miyim? Şimdi şöyle bak. Bunu aldım. Bunun önüne bir şey takılıyor mu lan? Tıkladım. Şu an öne bir şey takılan öne bir şey takılır hale geldi. 30 bin oldu ama. Abi 30 bin çok ya. Kala kala 18 bin kaldı anasını satayım. Bir sonraki turda alacağız inşallah. Bu bitirdi mi la burayı? Evet, park yerinde biraz sıkıntılı bir alet olabilir ama iş konusunda çok FP bir ürün bu. Orada şimdi sıkıntımız var abi. O lemkeni alamıyorum çünkü param yok.
8000 olan tarafını alırım da öbür tarafı kiralarım işte. On numara beş yıldız gidiyor şu an ama dur bakalım. Hadi bakalım yardır. Burası yeni başladı daha. Abi işte güzel gidiyoruz. Dur bakalım. Bunun hizasına göre onu startlayacağız abi. Bence indekste sıkıntı yok. Gayet iyi şu an ama tabii daha fazla arazi ve daha fazla şey yapmam gerekecek.
Şimdi buranın da sürülme işi bittiğine bitiyor. Bitti zaten. O zaman ben ağız tadıyla şöyle bir şey yapabilir miyim abi? Soya fasulyesi başla ekmeği hocam. Tamam. Gayet güzel. Soya fasulyelerimizi ekiyoruz abi. Bir de bu işin gübre kısmı var değil mi? Yani ekim işlemlerinde çok zorluk çekmiyorum ama evet, döndüğün iyi oldu. Güzel.
Güzel oldu şimdi. Evet, devam ediyoruz. İkinci araziye, üçüncü araziye geçtik. Ekelim hocam seni de hızlıca. Şimdik bizim şu 18 metrede gübre zaman zingosu nerede hocam? Şimdi bir ilerideki araziye gidelim. Hemen bunu oraya koyalım. Bu ekmeye başlasın abi. Hadi bakalım ek. Güzel. Sık bakalım gübreleri, sık. Bakalım birinci turu gübreli gösteriyor mu? Evet, oluyor, güzel. Çok iyi gidiyor abi.
Ya tabii gübre biraz daha çok gidiyor mu olsun? Evet. Artık sprey sistemindeyiz abi. Sprey sisteminden çok memnunum. Yani kocaman bir kasa taşımıyorum en azından sırtımda. Ama o kocaman kasalara ihtiyacımız olacak. Nerede ihtiyacımız olacağını soruyorsanız eğer onu da söyleyeyim. O dev kasalara ihtiyacım olacak. Çünkü ...18 metre abi, ciddi bir genişlik. Evet, buradaki tarlaların hepsini büdüdük. Hala sürüyor. Oraya geleceğiz, geleceğiz de ben oraya gelene kadar sanırım biraz daha ekme işi yapacağım. Sen burayı ekerken
Güzel. Sprey birbirine yapıyoruz abi. Gübre işi hızlı ilerlediği için yani şey yapmamak lazım. Şimdicik. Orası da bitti, güzel. Şunu götür, herbisi de tak.
Var mı yabani otçu kardeş? Yok, devam. Ama bu soya fasulyesi işinden var ya, para koyacağız para. Hem de ne para koyacağız. Oğlum bu ağaca mağaca takılır lan. Takılmadı, ilginç. Şimdicik. Tamam. Bir dakika. Yukarıdan sıkalım abi. Arazide bir yamukluk vardı burada. Maşallah, traktörümüzle depelere depelere dırmanıyoruz.
artık kaçırdım. Hadi bakalım cübre yapıştır. Evet, son elim iki tarlamız kaldı ekilecek. Ekim işlerini bitirdim sayılır. Ama bir de bunu tabii büyütüp, bakıp, besleyip tutmamamız gerekecek. Bu da bir zaman tabii. Gübre makinesini izleyelim abi çünkü bunu bitireceğiz, bunu alacağız, oraya götüreceğiz. Oho bu. Bence bu daha çabuk bitirir. Yavaş yavaş makine sayımızın artmasıyla birlikte borcumuz da gırtlağa kadar dayanmış durumda. Şimdi borç ödeyeceğiz abi yani. Hadi be, ucundan biraz bir şey kaldı. Şans. Gündüze sardıracağım ama tam olarak işlemler bitmediği için bütün denge kayacak. O yüzden tamamen ekim işleminin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani ekim makinesinin mevzusu bittiği an zamanı hızlandıracağız.
Değil mi? Gıcıklığını yapıyor lan bu alet. Yani bu arazi de bitmek üzere. Şimdi ekim makinesi iki tane oldu mu daha hızlı ekeceğiz ama işte para lazım biraz. Çok da borcumuz var abi, nasıl olacak bu ya? Bu bir şaka mı? Güzel. Hemen buranın gübresini atsın.
Bu makinenin işini bitirince zaman hızlandırmayı alacağız devreye. Yapacak bir şey yok. Tek makineyle ekim yapınca biraz uzun sürüyor. Güzel. Oğlum oradan dönemezsin lan. Ayı ne yapıyor? Anca alır manevrayı. Oğlum resmen gübreyle yarışıyorum abi. Salla aşağıya eşşol eşşek. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ekim makinesinin işi bitmek üzere. Gübre orayı bitirdi. Güzel. Otomatik dönüyor. Buraya alacak. Güzel. Tamam. Sanırım ekme bitti galiba ya, az kaldı.
Güzel, güzel, güzel. Hadi oğlum son dönüşü yap ekim makinesi. Nibzer şunu son ek oğlum hadi. Ha bu gübre bize yetişmemiş olur daha iyi yani. Biraz mazot yaktık tabi. Gübre mevzusu da bitmek üzere şu arada. Yabani ot olayı yok. O zaman hızlanalım. Çünkü bitti. Gübre son tur. Yemin ediyorum bak bitti dibinde kaldı yani ha. Spreyi de bitirdi. Dolduralım yine. Farları kapat. Farları kapat. Şimdi bu herbisit tankı yabani ot muhabbetini bekliyoruz. İnşallah hepsi mor olunca. Maşallah bir kredi çekti. Gacırt yani ha. Evet şu anda geliyor abi alayına. Evet. Mecburen zamanı yavaşlatıyorum. Uzaktan bu tarafa doğru gelelim. Hocam şimdi
Evet. Hadi bakalım. Şu yabani ot kardeşleri bir temizleyeyim. Oğlum 20 küsür metre lan bunun demiri. Ya bunun buradan dönmemesi... Güzel. Her bisik spreyinin arkasından acımasızca ikinci gübre spreyi gelir. Yani hocam bu yabani ot temizliği bizim yaptığımız iş şu anda. Bu bir tur daha dönecek. Tamam dön sen.
Abi yabani ot muhabbetini ve ikinci gübre muhabbetini de bitireceğiz şimdi. Nerede lan ot Allah? Arabesit yapıştır. Evet, gübreyi bastık. Güzel, ikinci tur gübrelemeyi de kabul ediyor. Evet. Dön çocuğum oradan. Ağaca mağaca takılmaz da. Tamam.
On numara. Şimdi. Gübre işi ve herbesit işi. Evet. Ah ah. Gidiyor. Evet. Güzel.
hem büyüyor, hem bitkileri büyütüyoruz, hem bir yandan da işimizi yapıyoruz. Oh yeah. Tamam, sen buradan aktın geliyorsun. Öbür makine ne halinde? İyi, bu da bitiriyor. Azıcık geriye. Yapıştır. Şimdi her bisikle işim bitiyor.
gübre ağacı çalışmaya devam etsin abi. Bitmemiş. Bir tarla daha varmış, az daha burayı unutuyorduk ha. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu orayı bitirene kadar biz buradan çıkarız abi, her türlü. Haydi oğlum. Oğlum bu niye durdu şimdi? Hemen avradını senin ya. Dolduralım hocam.
Bunu doldurduk. Çok iyisin be oğlum. Gübre sıkacağımız son bir arazimiz kaldı abi. Sıkalım. Çok iyi abi. Ya bu işi yani bu şekilde yapmak tam benim işim abi. Bu tam benlik mevzu. Döndürüyoruz. Lan oğlum duvara vuracaksın lan, duvara vuracaksın. Abi burada ağaca değer bu ya. Sorunlu bir yer görünüyorum abi. Bence yok, sorunlu bir yer yok. Gayet net, temiz. Cuk oturttuk yani olayı.
gübre tankımızı dolduralım. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Şimdicik. Ne yaptık? Herbisit ve gübre muhabbeti tamamdır. Şimdi abi ekinleri olduracağız. Ondan sonra da hasada başlayacağız.